Yazarken gösterdim. Akça aç, artık yayım yapmak istiyorum yani hiç. Savunmasız hissediyorum böyle kendime. Geldi yine. Neyse yemin fazla, gel gel. 3 kopuyorum, sen haklısın. Şu an kurtaklı. Kurtaklı. Al yem. Ayı inşallah karşıma çıkmaz. Base'in yanından geçiyoruz. Burada yemledik. Mak kargo ücretinden daha ucuz. Yani sayılır, 29 dolar mak, 24 dolar şey, kargo ücreti. Bu arada bir tane arkadaş şu an aramızda mı? Fatih'ti galiba adı. Buz Uçay, merhaba. Teşekkür ettim kahve mutu aldığın için. Bana şey teklif etti. Instagram'dan yazdı galiba. Evet. Mag'ın işte önlü arkalı fotoğrafını bana at. Ben onu işte basımcıymış galiba. Basayım. Bir tane kendim yapayım. Diğerlerini her ay bir tane sana göndereyim. Sen de abonelerine hediye et dedi her ay bir tane ama. Yani bu yasal mıdır? Büyük ihtimal ban yer miyiz, ban yer miyiz diye bir tırstım açıkçası. Çünkü replika ürün olmuş oluyor. Birebir de aynısını yapıp bastırıp, daha doğrusu şey, normal porselene bastıracak büyük ihtimal de o. Gizli yaparız. Yani çok iyi niyetli bir söylemiş. İyi niyetli bir şekilde söyledi zaten de. Bak asap da aldı, süper. Bir ilk defa aldın görgüsüzlük. Hak ettin sen. Millet internetten satıyor Instagram'da. Ya ne bileyim ya. Şimdi adamların emeğini de. Ama şimdi size de tutup diyemiyorum ki gidin sipariş verin. Yani 55 dolara geliyor. Pardon. 55 dolar artı 50 TL'ye geliyor Türkiye'ye. O yüzden ben kendi paramla verebileceğim bir şey değil. Yani ben de vermezdim. O yüzden kimseye de alın demiyorum. CSGO karan bitti. Üstüne centilmen yazdırırsın, yasal olur. Ben bunu bir düşüneyim. Aramızda değil galiba şu an o kişi. Porselene basılıyor. Evet, porselene basılır ya. Meki sen de mi araştırdın? Şey de kendi yapmış. Arrow var. Discord'da attı. Discord grubumuz olan varsa gelsin. Termos gibi bardağı kendi kağıt çizmiş böyle, internet logosunu falan. Güzel olmuş o da. Discord'da attı bugün. Korsan adamdı. Ya ban falan yemezsem yapayım o zaman. Her ayda bir kişiye hediye ederiz. Drop mu var yine? Anlık gelmiş de Trabzon'un. Topal giderim ya. İnternet logosu değildi. O zaman şey yapalım. Ama o da birebir aynısı olmamış olacak. Tasarımı biraz değiştirebiliriz belki. Dolar 2 TL olsun. Zor ya. Gitgide artıyor fiyatı. Grafik tasarım okuyan öğrencisin. Evet, seninki güzel olmuş. Sadece şey yapman lazım. O bardağın biraz daha boyutunu küçük bir bardağa yapıştırırsan daha güzel olur. Meki sen bardakları bile aldın. Oo, o kadar isteyen var mı? Tamam, bunu bir araştıralım ya. Bunu bir araştıralım. Eğer yasal bir şekilde yapabileceksek bir tasarım değiştirip hem abonelere de hediye ederiz. Belli bir miktar bağış yapanlara da hediye ederiz. Ben gönderirim. Evet, kurudum mu artık? Bir gün daha mı var? Ha, bir gün daha kaldıydı. Doğru. Etlerimizi aldık en azından. Güzel. Topal da olsa geldik buraya. Bayağı betim var. Yemeye devam et. Yarımşar kilo ama yani. Çok şey değil. Kazan kanattan zaten ben yaparsam senin şey yapmana gerek yok. Ben göndereceğim. Ben göndereceğim için kendiniz şey yapmayın. Adil bas. Nix'e. Zaten internetin bize bir şey gönderdiği yok maalesef.
Bunları yapayım. Kendi logomu kullanmalıyım. Olabilir. Kendi logom. Gentleman yazısı. Belki arkaya da bir internet baltası değil mi? Olabilir. Etleri dışarı koyarsan buzdolabı etkisi yapıyor işte. Biraz daha geç kondisyonları gidiyor. Ve hiç kaybolmuyor yani. Kaç gün duruyor diye sordun o galiba. Hediyeleşme güzeldir. İnternetle evet. İnternetle mail attım internete. Bu bardak siparişini verirken de aynı mailin sipariş notu vardı. Sipariş notu kısmına yazdım belki dikkate alırlar diye. Hiç şey yapmadılar adamlar. Ben şeyden korktum açıkçası lan. Sonuçta yasal bir şey değil. Tutup da Twitch'ten de ban yemeyiz herhalde. İnternetin bizden haberi yok. Çok haklısın. Ama maalesef aranızda az, çok az da olsa kötü niyetli kişiler var ya. Adam tutup yazar, benim maile bakmaz, gider onun maile bakar. Ondan korkuyorum. O yüzden birebir aynısı olsun istemiyorum. Evet. Evet general. Orijinal bir şeyler olabilir. Belki sen kendini bayağı geliştirmişsin. Açmışsın. Okuyacak kitabım kalmadı. Bilecek bir şeyim kalmadı. Yapacak İlkim kalmadı. Artık şu lanet şeyin kurumasını bekliyorum sadece. Kurusun ve tatlı vade gitmek istiyorum. Yatıyor. Ben seni şu an okuyorum da anlatmak istediğini anlamaya çalışıyorum. 93 oldu. Zaman geçirelim. Ya bu büyük ihtimal bugün içinde olacak bir şey. Yani tavşanlar gelmemiştir büyük ihtimal. Başka değil direktmen. Developer'ı darlamamız lazımdı. Ha sen şey diyorsun şey için. İnternetin takması için. Ben normal kendilerine mail attım zaten. Sipariş maili değildi ki benimki. Eyvallah Meki, çok teşekkür ederim. Azıcık da olsa dışarıda zaman geçirelim. Burada kurt geldi zannettim ya. Ama maalesef hava müsaade etmiyor ya. Tatlı Vadide biz ne yapacağız böyle bu şekilde? Ben çok merak ediyorum şahsen. Sırf merakımdan gitmek istiyorum artık Tatlı Vadiye. Yani burada hava böyleyse. Tatlı vadiyi düşünemiyorum şu an. Zaten hediye edelim dedim ya, satalım demedim ki. Abonelere işte her zaman bağış yapan insanlar da belli zaten. Belli bir bağış şey açarız. Etler pişmemiş ama olsun. Artık bu bağırsaklar kuracak. Bu lanet şey kurumadı yani henüz. 94. Zaman geçti. Şu an yapacağım hiçbir şey yok. Tasarımdan anlayan arkadaşlar varsa, yardımcı olacaklarsa yapabilir. Hani bana iletişime geçsinler. Instagram'dan ya da Discord'dan DM atabilirler. Bu şekilde hapşıracağım, hapşıramadım. Yardımcı olacak biri varsa neden olmasın kendi tasarımımız. Emoji tasarımı da yapabilir o zaman. Ben emotilerimi kendim yapmaya çalışıyorum. Yani yapabildiğim kadar, becerebildiğim kadar.
Ol artık ya. 98. Saatte 98.99. Bunların hepsi kurtulmuş, süper. Çok az kaldı. Çok az kaldı. Tamam, yatıyor, bakacağım ona. Yayın sonu burada olursan, hatırlatırsan bakarız beraber. Dur artık. Yani en azından başlayayım. Gıcık ya. Vallahi gıcık. İlla hava kararacak, ondan sonra kuracaksın değil mi? Neyse. Basit yay sonunda. Şunu ne yapayım? 6,5 saat diyor. Yapabildiğin kadar yap. Kapalan korkusu zaten gelecek. Şu an yok. Anladım bu robot. Anladım. Evet, hazır mısınız tatlı vade için? Yani base'e gideceğiz. Orada bir gün kalırım açık mekanda, şeyde. Çünkü çok kapalı mekanda zaman geçirdik. Ondan sonra ver elini tatlı vade. Yine etleri gömdüm. Akçaç fidanı yay yapımı için işe yarıyor işte. Şu an yay yapıyoruz. İki tane kurtulmuş bağırsakla birlikte. Can hoş geldin. Kahveyi değiştirip gelmişsin. Hoş geldin. Merhaba. Şimdi suyumu full içeyim. Bu yayı tek seferde bitirebilecek mi acaba, bakalım. Bitir abi. Full. Bakalım. Çık gerekir. Hala mı? Hala mı aydınlanmadın ya? Yine sudan patlayacağız. Suyu full içeyim. Vadede kalori yok. İlk defa gideceğiz. Kalori bulacağız yani. Kendi kalorimizi kendimiz. Artık kurt mu vururuz? Bir şey mi buluruz? Ne olacaksa ayı mı kemiririz? Şunu bir yapayım da. Şu yayı artık elime alayım. Yaysız gerçekten kendimi güvende hissetmiyorum. Oh, sonunda. Dragon, yeni bir başlık atar mısın? Tatlı vadeye yolculuk diye. 20 tane dokum var. Tamam abi. Hiç vakit kaybetmeden direkt kamp ofis. Oradan da tatlı vade. Hemen gidelim. Etleri ye. Bu etlerin hepsini yanıma alacağım. Orada kalorim yok çünkü. Biraz belki burada kalabilir. Yani buraya geliyorum çünkü ara sıra. Kaç kilo oldu? 40 kilo. Tamam. Bunlar burada kalsınlar. Bunları aldım. Aa, bunlar da kurumak üzere. Switch. Kanada bayrağı olmaz, kimse karışmaz. Tamam, Kanada bayrağı, gentleman logosu. Belki oyunun baltası. İnşallah Cihan. Yakalamanı bekliyoruz. Dayang. Biliyorum. Baktım fragmanı da, fragmanı çok kötü geldi Batu ya. Onu hatta beraber izledik fragmanını. Hiç hoşuma gitmedi açıkçası. Burada da mı etim vardı benim? Burada da etim var. Bunları böyle buraya bırakayım. En azından buraya da bir base'imiz sonuçta. Ufak da olsa. Buraya uğradığımız zaman sularımı alayım ama. Suyum. Evet. Sularımı alıyorum. Ben gideceğim ya. Gidiyorum. Bunlar burada kurusun ya. Benim base'imde var zaten şey. Bunları alayım sadece. Bunu da alacağım yanıma. Bu da kurudu. Süper. Hadi yan gidiyorum. Hiç vakit kaybetmeden tencerem menceren yanımda. Evet, kapalan kokusu geldi. Müthiş zamanlama gerçekten. Tam dışarı çıkacaktım. Az daha sabredemedim. Dış mekanda etin çürümesi daha geç oluyor. Evet. Buz olduğu için, soğuk olduğu için buzdolabı etkisi. Hep söylüyoruz bunu. Daha geç oluyor tabii ki de. Hazır hava günlük güneşlik. Ben direkt gidiyorum.
Kazan firması senin firmanın logosunu kopyala pişir yapmış. Ciddi misin ya? Ya bu telif alanları çok sıkıntı ya Kazan Kaynatan. Tek Kazan Kaynatan gerçekten kazancı bu arada. O yüzden de hiç Kazan Kaynatan. Yanlışlıkla ok çektim. İyi bari gelmedi. Senin logonu çalmışlar. Yemin var atıyorum yem ya. Attım bir tane. Almayacak beni yoksa. Şimdi tatlı vadi yolculuğu bize ne sağlayacak? Bileme taşı. Olası tüm lootlar, dikiş kiti falan filan işte onları saymıyorum bile. Kuş fidanları, akçaç fidanları. Yeni bölgeler. Uçak, düşmüş uçağa gideceğiz. Düşmüş uçakta lootlar işte. Bir sürü yere gideceğiz. Tatlı vadi yapacak çok şeyimiz var. Gittim uzun kalmayı planlıyorum. Yani bu yüzden kafadan korkusunu en azından 2 gün dışarıda geçireyim şeyde. Base'de hızlıca. Biraz ertelensin veyahut da bir gün işte neyse. Çünkü tatlı vadeye girer girmez kapalan korkusu gelirse sıkıntı yaşayacağım. %100 yay. Yine mi drop ya? Bu yayında birkaç kişi drop yazıp duruyor. Senden önce de birazdı. Typhon. Trabzon'u yazmıştı galiba. Hiç drop giren oldu mu şu ana kadar? O en sonki şeyden sonra. Yayın okey. Belki sizin serverlarınızda bir şey vardır ya. Değil. Dragon söyledim duydun mu? Kaçırdım bilmiyorum ama yayının adını güncelledi mi? Tatlı Vadiye Yolculuk gibi bir şey yazabilir misin? Yaysız kaldım deyip elimde yayla gezmem ironik olacak çünkü. Bizim dev yok ortalıklarda. Yazıldı mı? Teşekkür ederim. Anı yayını bazen şey yapıyorum. Yayının başlarında işte 15-20 dakika sohbet ediyoruz ya beraber. O zaman böyle şeyler yapıyoruz. Yani onun dışında çok just think yapan biri değilim. Ama ileride olabilir. Anı yayın derken şeyden bahsediyor büyük ihtimal. Geçmiş yayınlarını falan izliyorsun. Ondan mı bahsediyorsun? Hani geçmiş kliplerini falan izliyorsun. Bir kere yaptık ya. Dragon yaysız değil, yayım var artık. Tatlı vadi. Başlık şey olmuş. Yaysız olmasın. Yayımı yaptım. Oğluna internet kullandırmıyor musun yayın izlerken Kazak Hayat'a? Can puanların bol mu maşallah. Emotikleri değiştire değiştire kullanıyorsun. He, hayatımda yaşadığım olayları Elden gibi yok. Yani onu ben zaten böyle yayında sohbet tarzı olduğu için mesela şu an yolculuk sırasında sohbet ediyoruz beraber. O zaman anlatıyorum. Ya onlar ileride olacak şeyler. Şu partnerliği bir alalım da. Artık ondan sonra belki öyle şeyler yaparız. Ama şu an oyun odaklı gitmek istiyorum. Elrin'in kim olduğunu biliyorum sadece. Hiç yayını izlemedim. Hani tipini biliyorum. Şeyden dolayı. Twitch ana sayfamdan düşmediği için sizin de öyle keza. Burada 2 saat uyuyayım. 2 saat uyuyayım. Direkt Carter.
Oğlun Twitch izlemene ne diyor? Gerçekten ben de merak ediyorum. Mesela evli kişiler var, çocuğu olan kişiler var. Ne diyorlar mesela size Twitch? Baba kaç yaşına geldi, oyun mu izliyorsun falan mı diyorlar, yoksa sizinle beraber mi izliyorlar? Partnerle bir balık sabaha kadar konuş. Partnerle bir alalım da. Ama daha zamanı var ya. Bayağı var. Ben en az 6 ay falan diyorum yani. Öyle kolay değil bence. Kolay olduğunu sanmıyorum. Burak Bey, teşekkür ederim. Görüşürüz. Yine bekleriz. Havada mis. Lapa lapa kar yağıyor ve hava biraz hani nispeten soğuk değil. Çok sevdiğim bir yolculuk havası bu. Ama hava hakkında konuşmamayı öğrenemiyorum bir türlü, çünkü Donlak'ta hava çok önemli. Sürekli hava hakkında yorum yapıyorum ben de. Yorum yaptığım anda fırtına doğru şey yapışıyor. Fırtına yapışıyor genelde. Aynen Eda, nazar geliyor. Maalesef. Oğlunla birlikte izliyorsun. Hanım bazen bakıyor. O çok sıkılgan. Kızım tavşanları seviyor ama biraz sersi. O da ben gibi mi seviyor tavşanları? Aa, niye böyle oldu ya? Yavaş. Oğlun oyun oynadığı zaman çıkışı Twitch'ten diyor. Framboaz ne diyor? Framboaz ne yapıyor bu arada? Çalıştığı için gelemiyor galiba, değil mi? Ask doğru tahmin. Havaya güzel dediğim için. Tatlı vadi sonumuz hayırlı olsun. Kurt geliyor. Gördüm. 3 kokum olduğu için şu an Tartar orada, kurt bile beni bekliyor. Geliyor valla. Buraya çıkabilir misin ya kurt? O kadar yükseğe. Çıkmış bile. Osman, görüşürüz. Foxside'da çocukları da TLD oynuyor. Tavşan kapalı parçalıyoruz tavşanlar yakalanmasın diye. Güzel bir etkinlik olmuş. Bende de hazır parçalanmış var. Kartıda çitlerin içinde kurt var, evet biliyorum. Saldırı yedik ondan. Ara ara CS mi oynuyor? O gelsin de bir linç edelim onu. CS nedir? General duydun mu? CS oynuyormuş. Blofi durmuyor, hayır. Tartır şeyde çitlerin, çit var ya önünde. O çitin içinde bana birden bir yerden kurt belirdi, saldırdı. YouTube'da da son, şu anki son video galiba Hayalet Blofi. 20. bölüm olması lazım. Ünlem YouTube'da bakarsanız orada var bölümü. Hatta açıklamalarda direkt dakikasını yazan da var. Oradan tıklayıp hemen dakikasını da öğrenebilirsiniz. Hazır girmişken bir beğeni de atarsınız yani artık. Bayağı bir et var üzerimde. 3 kokuyorum. Ama bunu yapmam gerekiyordu.
Çetin yaşlara bak. İyi bari ortalama şu an 25 falan galiba. YouTube sağ olsun kitlenin yaşını ortalamasını düşürdü. Artı 30'du bizim o yaş ortalamamız. Boring 42. Vay Boring. Esoma 35. Red Crown 33. Bak sizleri bilmiyordum. Yaşlı Mage 41. Yaşlı Mage burada mıydın? Hoş geldin. Az önce tavşanları uyuttuk bu arada. Sıkıntı olmadı değil mi? Batu 27. Batu ben de aynı sayılır. Ben de yeni 28 oldum. Cihan 33. Hoca Ejder zaten 41 yaşında. Babanks nerede? Babanks yok. Babanks'i çağırın bana. Ortalama bir yükselsin şöyle bir. David 34'müş. Demirci 43 var. Say my name. Piccolatex hoş geldin. Sual takibin için merhaba. Şimdi hemen base'imde uyumam lazım çünkü kafadan korkusu var. İlerliyor. %100 yakalanınca dediğim gibi bir şey olmuyor. 24 saat içinde dışarıda uyumanız lazım ama şu an yakalanmamam lazım. Çünkü tatlı vade yolculuğu yapacağım. Bu yolculukta kafadan korkusu olmaması gerekiyor. Bunu da alayım base'ime koyayım. Chat'i seviyorum ya nasıl böyle örnek gelir. Gerçekten ya seçilmiş insanlar olarak seçilmiş kişiler. Derler şeydir ya kapacıdır. 49 falandır o kesin. Yine lapa lapa kara döndüm. Şimdi belli bir miktarda yem alacağım, et alacağım yanıma. Tatlı vade öyle gideceğim. Şu craftlarımı, her şeyimi yapayım şuradan. Gençlik kırtane. Ancak sen yazdığımı seninkini kaçırdım galiba. Çoğunuzunki hakkında bir fikrim oldu ama unuttuğumda oluyor tabi. Tatlı Vadi'den sonra Bozkurt yapmayı planlıyorum. Umarım her şey istediğimiz gibi gider. Hep bunu söylüyorum. Tatlı Vadi çünkü sert, yoran bir adeta. Geri dönmek zorunda kalmam umarım. Ki kalacağımı pek düşünmüyorum ya. Çünkü yayı ve ok seviyeme iyi gideceğim. Karga tüylerini de toplamayı unutmazsam eğer. Ha, 27 senin de tamam. Babanks. Babanks en büyük en küçük ortalamayı alınmıyor mu? Babanks'i almam mı ben ya? Babanks'i alırım ben ortalamaya. Babanks 4 tane en küçüğe bile. Afebovic merhaba hoş geldin. Sen de 22 yazdın. Yok yok çoğunuzunkini gördüm. Şaşırdıklarımı böyle okudum. Şimdi bizim şöyle bir sorunumuz vardı. Evet. 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 Kim aklıma geldi? Ben ayı uykutulduğunu unuttum. Neyse tatlı vade çok ihtiyacımız yok da yapmam lazım onu da ama sürekli erteliyorum. Onu yapmam lazım. Geyik pantolonu da kaç istiyordu bu? 4 tane istiyordu galiba değil mi? 3 tane istiyor. Bir tane var. Yanıma biraz kurtulmuş bağırsak alacağım. Kartıra şeyleri bırakmıyorum. Unuttum ama neyse ya.
Zaten kartadan geçeceğiz, bırakırız. Bunu yanımda taşıyacağım. En azından da iki tane tavşan postu. Hem onlarca hem ikisi yanında kalsın. Aynen öyle yapacağım. Şimdi ben burada bir uyuyayım da. Uyum da yok zaten burada. Ha, varmış az. Güzel. Kitaplarımı bırakayım okundan köşesine. Okuduğum kitaplar köşesine daha doğrusu. Sen buraya gel. Yanıma okuyacağım kitabı almayacağım. Zaten tatlı vadede bulacağım ben onu. O yüzden. O parçalama. Bir tane 10 saatlik avuk parçalama okumuşum bu arada. Maşallah çalışkan öğrenci. Bilema taşı mahvolmuş. Bilema taşım yok. Görüşürüz Tayfun. Geldiğin için teşekkür ederim. Sağ ol. Ayı postumuz var işte de artık tatlı vadede yaparız ya. Ne yapalım. Tatlı vadede yaparız artık. Ayı öldürürüz zaten orada kesin. Çünkü ayı sürekli basıyor beni. Yeni bölüm derken yeni bölümden kastın ne? Kapalı alan korkusu. Burada biraz geçireceğiz artık. Belki burada bir geyik vurabilirim. Etsto yaparım. Da yaparım. Bilmiyorum şu an. Geyik vurabilirim. Postu da kurur. Haydar görüşürüz. Gerçekte bilmiyorum ya bu kadar düzenli miyim. Falan korkusu bu arada çok uzun süredir iç mekanda olduğumuz için geçmek bilmiyor bir türlü. Karga tüyü almam lazım. Karga tüyü de ne unutuyorum. Şu an mesela ok başı yapabilecek durumdayım ama sırf karga tüyünden yapamıyorum. Ok yapabilecek durumdayım ama. Şimdi okuyacağım kitap. Oltacılar var. Bunlar tüfek kitapları zaten. Şunları şöyle bir araya koyayım. Revolver kitapları. Yani şu an bir şey yapmazken otacı okuyabilirim ya. Hattı vade gidiyoruz yani. Ölüm ihtimaller dahilinde. O yüzden şimdi bıçağın tekini bu 26'lık olanı buraya bırakayım ben. Aynen. Bilema taşı bulursam ki bulacağım büyük ihtimal. Getirir onarırım. Tavşan kıyafetlerini yapacaktım, onaracaktım. Yolculuk öncesi bunları bir onarayım. İki tane posta yanıma alacağım. Belki yanıma dört tane kurtulmuş bağırsak bile alabilirim yani, belli değil. Çünkü kurtulmuş bağırsak hem kokmuyor hem 100 gram tanesi. Yani alınabilir bir şey. Bir daha yağ yapmak zorunda kalırsam da kolaylıkla yaparız. Tartırdan geçerken bolca kumaş alacağım, unutturmayın. Kumaşım hiç kalmamış yanımda. İki tane tavşan postunu yanına gezeceğim. Okey. Kurtulmuş bağırsak giderken alacağım bunları. Hatta Carter'da da var. Oradan da alabiliriz yani. Bazı samuray ölüleri uyurkeni bahsediyorsan ölüleri uyurkeni ben işte tek seferde bitirdik. YouTube'da playlisti var. Hatta bayağı da izlendi oradan. YouTube kitlesi de büyük çoğunluğu orada gördü. Oradan izleyebilirsin. Şimdi yapacağım. Hazır bu. Bir gün daha kalacağım burada. Belli oldu yani. Bu geçmiyor çünkü. Acaba çok kenarda mı yattık ya? Bazen mağaranın çok dibinde yatınca da şey oluyor. Böyle biraz daha yakın yatayım bu gece bakayım. Havada yatayım. Hatta şurada yatayım. Aynen. -24 şu an. Ağırım ağırım şu an zaten, merak etmeyin. Burada biraz duracağım için fişekleri falan bırakırım. Giderken şey yapacağız. Şunu alalım, bol alalım hesabına gireceğiz. Merak etmeyin. Kömürleri yanımda taşıyacağım. Çünkü tatlı vadede ihtiyacım olacak.
Fazladan fişeğim vardı galiba. Bunu bırak. İlk pantolonu yapmadım. Tatlı Vadide bir ihtimal şey bulabiliriz ya. Biraz da o yüzden erteliyorum. Savaş pantolonu olabiliriz. Oradan çıkıyor genelde. Deadman de yeni haritada çıkmıştı ama. Bir bakalım yani şu anlık. Voltajı oku. Ama şöyle basınsın. Kafadan korkumuz hala geçmiyor. Niye böyle oldu anlamadım. Çok uzun süre iç mekanda kaldık gerçi. O da tetiklemiş olabilir tabi de. İsmet hoş geldin, merhaba. Selamlar. Radyo kulesinde evet. Yeni haritada şeyde çıkıyor. Ekovan'da çıkıyor. Tatlı Vadide de radyo kulesinde çıkıyor. Bekleri bir böyle bırak. Geyik çıkmıştır herhalde. Geyiği ben vurayım. Yakında varsa böyle süper oluyor. Hiç ses yok. Hem chat'e mukayyap olup hem oyuna bu kadar konsantre olmanı sağlayan ilaç. Yetenek mi diyelim artık? İçinde yayıncılık varmış meğerse kazan kaybeden. Tabii bu oyuna özel biraz da. Ben bu oyunu bayağı bildiğim ve oynadığım için belki bu oyuna özel olabilir. Kapalı alandan daha çok korkuyorum. Kırmızı ışık falan yok ya. Öyle şeyler yok. Şöyle yapabilirim ya. Geyik yoksa diyecektim de geyik sesi arıyorum. Bulamadım bir türlü. Burada karga tüyleri var ya, onları alayım bari. Hop hop hop. Kaçarken. Tavşanları uyutalım. Uykuları gelmiş. Chat'te çoluğu çocuğuyla izleyen oluyor. Hoş bazıları çocukları biraz ben gibi cani çıkıyor ama. Tüy için geldim. Tüy yok mu? Kırmızı olan çıkmıyor. Burada çıkmıyor. Ya bu mütecavız gibi düşünün. Mütecavız da çıkmıyor. Bunda da çıkmıyor. Lootlar en düşükte. Daha düşükte hatta. Uyumadan önce çıtırt diye ses geldi. Şey ya, böyle gerilince böyle kasları çıtlıyor ya, onun sesi o. Sen hiç uyurken gerilmiyor musun Dragon? Ne kadar ayıp. Yani tüy için geldim, tüy yok. Bu kargalar burada tüysüz ya. Tüysüz karga mı olur arkadaş? Diğeri kaçtı. Diğeri uyumak istemiyor. Geyikler yok ya. Bazen olmuyor işte. Genelde vuracağım zaman olmuyor. Bu hala 41. Allah Allah. O kadar yüksek mi kaldım ya ben şeyde? Uyku tulumu hangi haritada olduğunu da bağlı şu an. Sana chatten bilgi veren olur da. Revolver yazdı bak. Revolver. Tekrardan hoş geldin, merhaba. Long Saga. Tekrardan hoş geldin o zaman. Hah, geyiği gördüm. Eğildim. Eğildim. Geyik geliyor. Geliyor. Geliyor.
tutturması lazım. Dur. Tatlı vadide çiftliğin yanına kar sığınağı yaparsan hiç kapalı alan sorunun olmaz. Çiftlik evinin yanında diyorsun değil mi? Mantıklı yaşlı meç. Çok teşekkür ettim bağışların için. Af konsantrasyonum bozdu. Geyiğin iki bacağın arasından geçti ok. Dur. Şimdi uzak. Neyse ya tek sefer dönmeyebilir zaten. Buradaki çıkmış mı bakayım. Gölge hoş geldin merhaba. Yüzbaşı hoş geldin sen de. Bağış sesine böyle bir dikkatim dağıldı. Allah'tan kurt yoktu. Mani mani. Meş buradaydı zaten ya. Neyse ona kaldık artık vurayım. Nereye gitti? Neredesin şu anda? Yaklaşsam bu sefer yine kaçacak. Neyse. Dur. Biliyorum ben çözümü. Zaten şey yapıyorum ben yaşlı mage. Tatlı vadide böyle bir yerleşince, kalorim falan olunca mağaralarda kalıyorum. Çok sorun olmuyor o yüzden. Bir saat uyuyayım belki kapıya gelir. Falan kokusuna bir bakmak istiyorum yine. Ya bu şu an normal değil. Bunun düşmesi lazımdı. İnşallah bakta falan kalmamıştır. Bazen düşmüyor pat diye bir anda düşüyor. Daha önce de denk geldi ama. O geyikler bazen buraları çıkıyor da. Bu kadar da çıkmamış. Bana mısın? Güzelmiş. Geyik oradan. Uzaktan vurmayı deneyeyim mi? Bir mesafe yaklaşmam lazım. Bir tık fazla yaklaştım ya. Tam onun alanı var, tetiklenme alanı. Ama o da inatla orada takılıyor yani. İnadına yapıyor resmen. Akıllı hayvan ya. Raki hoş geldin, merhaba Raki. Onu oradan bir çıkartalım. Nereye gittin sen? Sen oradan bir çık bakalım. İlla bir fantezi. Çok kötü ıskaydı. Çok kötü ıskaydı. Tek atmaya çalıştım. Sırtından vurarak ama yemedim. Keşke uzaktan deneseydim ya. Artık algıları şey oldu. İyice açıldı. Direkt kaçıyor. Drop bazen anlık geliyor ya bazılarına. Anlamadım ben de. Kaç kişi drop yazıp duruyor. Önüne düştü tam. Ya sen kaçacaksın ya ben seni vuracağım artık bu saatten sonra. Dur artık. Dur geri gidiyorum bak dur. Hı.
Oku hazmedemedi geyik. Bir böyle duraksadı. Arabanın attığım ok nerede acaba? Biberde olması lazım. Kaybolmasın da. Yeni yay yaptım da ayıp bir söylemesi. Şu an onun keyfini çıkartıyorum. O karavanı ben buralara atmadım ya. Aynen. Şuraya bir atmıştım. Geyik buradaydı. Uzaktan ayağın dibine gelmişti. İki buçuk promil atış. Evet, atışlar çok kötü başladı ya. Tatlı vadede de böyle olursa sonumuz pek hayırlı olmayacak. Aa, tavşan tuzağı. Bunu tekrar kurabiliyor muyduk? Bir alayım bakayım onu. Neyse şu okumu göreyim ya. Okum nerede ya? Ben mi göremiyorum? Kör mü oldum? Biraz daha aşağıda yazdınız. Ya da yuvarlama mekaniği var ya, aşağı yuvarlamış olabilirim ben. İlginç. Vedat hoş geldin, merhaba. O geyiği artık ölmüştür o. Ya yani ölüyordur şu anda, can çekiyordur büyük ihtimal. Hala 41. Bir kere daha hatırlıyorum, böyle bir şey olmuş sanki. Allah Allah. Kayboldu büyük ihtimal ya. Yani bu kadar görememem normal değil çünkü yani. Gören varsa şu an kanser olur büyük ihtimal. Nasıl göremiyorsun gözünün önünde falan diye. Ama göremiyorum gerçekten. Yok. Kayıp eşya kutusuna gelir mi? Yok artık, oraya mı gider ya? Ok bitti abi. Ya da vurduk ama yok, vuramadık. Yani vursam yay işareti çıkardı. Şöyle bakıyorum tekrardan. Yok. Neyse ya. Neyse, umarım gelir. Say my name. Zelda hoş geldin Zelda. Tam canilik anıma denk geldin. Taştan sekti vurdum ya. Böyle bir bağlı yok yalnız. O geyik ölmüştür de ben artık base'ime gideyim. Çok düşüyorum şu anda. Yok, ben koşulunu attım, tavşan durdu. Kayaya çarptı, attığım taş taştan doğru vurdu. YouTube'dan geldin. Hoş geldin, merhaba. Geldiğin için teşekkür ediyorum. Çağrılarıma kulak veren bir kişi daha. Gentil bal, gerçekten bal. %100 bal. Çünkü kayadan sekti vurdum yani. Oha, canım çok gitti, hadi. Bilardo mekaniği de varmış. İlk defa böyle bir tavşan vurdum ben de. Güzel oldu. Ektirip tavşanları bir toplayalım. Postula bağırsağına. Ellal ya. Vaktimiz var.
Taziler geldi, en sona geliyor zaten böyle. Şimdi o geyi toplayacağım. Umarım bu kapalan korkusu da geçerse eğer. Şu tavşanlarımızı şurada uyutalım. Uykuları gelmiş bunların. Baş ucunda yatsınlar. Düşüyor, tamam düşüyor. Güzel. Çok uzun süre iç mekanda kaldığım için zor oldu tabii biraz. Ha, şu kapağına ne yapacaktık? Bu kapağın artık kullanılmıyor mu şimdi? Bir dakika. Eğlenler topla. Evet. Kullanılmıyor, onarılmıyor. Yani bunu kondisyon düşmeden onarmak lazımmış demek. Neyse topla. Kapan işleri bize göre değil. Biz çarptırıp martırıp vuruyoruz. Evet, reklam basayım bir tane ya. Unutuyoruz sonra. Reklam gelirse izlerseniz çok mutlu olurum. Teşekkür ederim. Mahallesinden iyi biliyor. Aydın'dan iyi bildiğim kesin. Oyundaki bug'ları çözerlerse kimse ölmez. Kimse deme de yani mesela ben Deadman'de en bug'lı dönemde oynadım. En bug'lı dönemde Bozkurt'a gittim, sakin yere gittim. Hani şu kurtların ilk aptallaştığı ve neyin ne olduğunu bilmediği dönemde ben. Hani en zorlayıcı dönem oydu benim için. Çok zordu. Kurtlar sapıtıyor, yem yemiyor, böyle aptal saplar hareketler var. Kayıyorlar, bir şeyler oluyor böyle. O sıra ben Bozkurt'taydım. Sonra çıkıp sakin yere gitmiştim. Reklam çıkmadı. Bazı kişiler çıkıyor, bazı kişiler çıkmıyor. Artık çıkanlar şu an reklam arası da bitti. İzledilerse teşekkür ediyorum onlara tekrardan. Kapalan korkumuz geçti. Geyi toplayacağız. Tatlı Vadi'ye gidiyorum direkt. Artık Tatlı Vadi'nin zamanı geldi. Aramızda bir geyik oluyor genelde. Tatlı Vadi'ye gidiyorum lafı çıktıktan sonra o kadar çok şey yapma ihtiyacı duyuyoruz ki bir türlü yolculuk başlamıyor. Bu da ona benzedi biraz. Geyi topladıktan sonra gideceğiz. Bir tane okum da kaldı ondan. De bakayım bari. 2 saat okum. Geyi toplayıp bir gece daha kalıp. Hazır büyüteç de var. Bir kitap daha bitirdim. Ne kadar çalışkan bir öğrenciyim. Balık avı 2 oldu. Güzel. Hazır büyüteç de var. İnşallah savaş pantolonu çıkar. Aynen. Çıkmazsa da artık geyik pantolonu yaparız biz de. Ne yapalım. Okla tavşan mı vurayım? Yok artık. Arol görüşürüz, iyi geceler. Şimdi bu geyiği alacağız. Bir tanesi şurada canlı. Kargalar var. Yönden geliyor. Ha, şurada ölmüş, tamam. İnşallah ok üzerindedir. Ateş yakalabilen bir yerde ölmüş galiba, öyle görüyorum. Biri burada, hoş geldin, merhaba. Benim başlığı değişti. Tatlı Vadi yolculuğu ve şimdi başlayacağız inşallah. Yeni gelenler, imtihan kupalı logomuz geldi. Alırsanız sevinirim. Tüyleri unutmayın. Evet. Tüyleri unuttuğum için şöyle 4 tane oluyor genelde ama bakalım. Okum nerede? Düşürdün değil mi onu? Aferin sana. Büyüteç var. Yak. Harita ezberledim. Evet, izleyerek de çok güzel harita ezberleniyor. Moonwalk yapan kurtlar, trencilik oynayan kurtlar, mağaraya kamp yapan tavşanlar. Ya evet, çok şey oldu ya. Çok bardeleri atlattık. Evet, yeni aboneler geliyor YouTube'a. Yorumlar da gelmiş. Teşekkür ediyorum.
Üzerine tıklayınca artık sağ üstte bakın oku verdi. Bunu hep unutuyoruz. Üzerine tıklayınca ok veriyor artık. Oo, general kurdu da almış. Tatlı vadiye gideceğimiz için tabi. Şimdiden yerini almış kurt. Artık birer kilo. Artıya geçer herhalde sabah soğuğu girince. Fırtına müsaade et. Azıcık bir müsaade et. Kömürü burada kullanmak istemiyorum. Yolluk yapıyorum kendime şu anda. 5 toplama 5. Hemen bakalım. Postaya bağırsak toplama sürelerinde %30 azalma, %100 donmuşleştire bile elle toplayabiliyoruz. Yani buz olsun ben onu böyle yumruğumla kırıp böyle hayvanın ciğerini böbreğini alabiliyorum artık. Toplama sürelerinde %50 azalma. Güzel. Fırat bıraksın kalsın orada. Bu da çok olmadığı için suda yapıyorum. Şimdi postunu alalım. Bakın elle topladığımda 30 dakikada, 28 dakikada yapıyor. Artık leş top 10 seviyen 5 olduğu için. Donmuş da olsa her şeyi topluyorum. Tamam. Şeyi çok iyi yapmışlar yalnız, tıklayınca okun gelmesi müthiş olmuş. Allah Allah. Aynı anda pisim de yapsın lan. Vallahi çok iyi. Fırtına gelmeden hallettik hemen. Hayır Frank, dediğim gibi kurdun mesela buzun altında kalırsa, hani mesela diğer tarafından vurdun oku, buzun altında kaldı ok, kadın anda sağ üstte veriyor oku. Yani veriyor. Vallahi bu bayağı bir verimli oldu şu ateş. Süper oldu hatta. Mis gibi. Çok temiz topladım. Başka da kargo tüyü göremedim ben. Varsa alayım şöyle. Evet, sabah tatlı vardı artık. Burada kontrol kulesinden giriş yapacağım. Carter'dan gideceğim. General, o nasıl bir emotist o? Maşallah. Koku işte iş olduğu merak etmeyin. Sorun değil. Onları şimdi yanımıza ne alacağız, ne gidecek, halledeceğiz hepsini. Yanıma GK tane alacağım çünkü birer kilo ve hani toplam alınca daha az koku oluyor. Birazcık belki mevzeti kaldıysa alırız. Şimdi yanımıza ne alacağız onları bir kararlaştıralım. Sabahına direkt çıkıp gideceğiz çünkü. Belli bir miktarda ok başalayım ben yine yanıma. Çünkü bozkurta çıkma planım da var. O yüzden ok, çok ok lazım olacak. Tatlı vadide craft da yaparız.
Zaten et kalmamış ki yani. Onlar da yol etlerim artık. Derken şu uyku tulumunu unutmamam lazım. Şimdi bunlar kurtulmuş zaten. Şunu atalım. Tazeler var. Bunları da atarız. Eğer savaş pantolonunu bulamazsak. Kuruyor musun burada? Kuruyorsun. Gelir geyik pantolonunu yaparız. Şimdi yanıma ben iki tane tavşan postu aldım. En azından dört tane de kurtulmuş parça kalacağım. Dört tane de kurtulmuş parça kaldım. Grey hoş geldin. Tamamdır. Neopons merhaba, selamlar. Hoş geldin. Şunu topla. Sabah yolculuk var. Bunları bir yap bakalım. Isı bonusu alabileceğim şeylerin hepsini yanımda taşımak istiyorum. Çünkü çok içiyorum, çok lazım oluyor. Bunları ye. Kömürleri yanıma alacağım. Kartadan geçerken kumaş alacağız. Başka da şu an alacağım bir şey galiba yok. Bunlar yeterli. Bırakacağım bir şey var mı peki benim bu base'e? Çok hızlıca ona bakayım. Bunları şeye bırakırız. Birkaç tane alırım belki yanıma. Şunu yanımda gezdirmeyi planlıyorum. Aynen 300 gram yanımda gezdireceğim ben bunu. Bu hızlandırıcımız. Tamam. Bunlar zaten ağırlık bile değil, o yüzden sıkıntı değil. Güzel, ilk yardım da yeterli. Hatta ve hatta şu şırınganın tekini buraya bırakıyorum. Çünkü bozkurt uçağı da çıkmayı planlıyorum. Bozkurt uçakta da buluruz. Belki tatlı vadede ekstra bir tane daha buluruz. Şimdi uyuyalım. Kapalan korkumuz biraz daha ertelenmiş olacak. Kurt montunu falan tamire gerek yok. Aynen. Gayet iyi durumdayız. Zaman geçirmeden başka okuyacağım kitap varsa kitap okuyaraktan bir şeyi tamamlayayım. Bildiğin kadar oku. Neredeyse bitiriyordu. Bir saat kaldı. O da yorgunluktan patladı değil mi? Aynen. Sabahına bitiririz o zaman onu. Levye yok yanımda da. Levye tatlı vade lootunu aslında lazım ya. Levye'yi bulur muyuz acaba? Bir kilodan yanımda taşımak istemiyorum ama. Tam Levye'yi alayım madem.